Yeni yıl gelince içimize hem bir heyecan kaplar, hem yeni yıl dilekleri, yeni yıl hedefleri konulur. Ama yılbaşı akşamı soframız her zamankinden daha kalabalık, daha görkemli olur. Çok daha fazla yemek olur. İşte bu yemekleri yedikten sonra ah ben ne yapacağım diye düşünüyorsanız size bugün önerilerim var. Bir kere 3 tane tarif hazırladım. Yılbaşı kurabiyesi yaptım. Zencefilli, tarçınlı. Lütfen deneyin bunu. 2018 yılında nohut trend olacak diye çok kez söyledim ve çikolatalı humus yaptım. Bunu da yemenizi istiyorum. 110-120 kalori diyet bir tatlı. Bir de bulgur pilavı yaptım. Kestaneli ve mantarlı. Bunun yanına da artık et, köfte, hindi neyi yakıştırırsanız kocaman bir bol salatayla. Ama ben bunlardan çok daha fazlasını yedim. Birazcık da kaloriyi belki de alkolün dozunu kaçırdım diyorsanız ertesi gün lütfen bol su için, sabah kahvaltısında ödem gidermesi için masanızda bol yeşillik, özellikle maydanoz üzerine limon sıkarak tüketmeye özen gösterin. Veya yine ödem çözmesi için ananas, yoğurtla birlikte hafif bir kahvaltı şeklinde yapın. Ya da yarım greyfurt, bir avuç badem yine ödem attırıcı hafif bir kahvaltı olabilir sizin için. Gün boyu, hani benim iki tane meşhur çorbam var ya, vicdan çorbası ve yağ yakan lahana çorbası, tarifleri tabii ki YouTube kanalımda yine bulacaksınız. Tüm gün onları içerseniz, vicdan çorbasının özelliği neydi? Çok kaçırdığımız zaman vicdanımız böyle sızlıyor ya, ertesi sabah uyandığımızda vicdan çorbasının ertesi sabahı hem vicdanımız hafifliyor hem kilomuz hafifliyor. Tabii bütün bunların yanı sıra biraz hareketi arttırın, egzersizinizi günlük yaşam aktivitesi haline getirin ve 2018 yılında lütfen iyi yaşamı daha fazla önemseyin. Benim iyi yaşam günlüğümü unutmayın. Yediklerini yazanlar daha disiplinliler, daha formdalar, daha başarılı motive oluyorlar. Sevdiklerinize ve size en iyi yeni yıl hediyesi olabilir. Hepinize şahane bir yeni yıl diliyorum. Bolluk, bereket, sevgi, aşk, neşe, mutluluk, sağlık ne istiyorsanız artarak, çoğalarak gelsin. Şahane bir yıl olsun.